Ne geçiyor? Çocuklarımız bize 5 yıldan beridir geliyorlar. Bizim buradaki amacımız sadece oradaki eğitimi vermek değil, evlerine gelip onlarla da görüşmek, maddi ve manevi destekte bulunmak. Anne baba şu an 3 tane çocuğuyla beraber hayatını sürdürmeye çalışıyorlar. Ve 21 yıldır ki çocukları için uğraşıyorlar. Büyük bir çaba sarf ediyorlar ve biz bunu takdir ediyoruz. Tabii ki bir anne baba bunu yapmak zorundadır. Kendi görevleridir. Ama bazı aileleri gördüğümüz zaman maalesef bunu yapmıyorlar. Bu da bizi çok üzüyor. Biz de elimizden geldiğince o tür ailelere de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve her konuda da kendilerine destekçi oluyoruz. Üç tane engelli çocuğum var. Kendimizi, eşim de ben de çocuklara adadık. Eşim işi bırakmak zorunda kaldı. Çok zorluklar çektik. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan, devletimizden. Allah bin kere razı olsun. Bize bir bakım ücreti de olsa yardımda bulundukları için teşekkür ediyorum. O da olmasa çok zorlanacaktık. Çok zorluk çekiyorduk. Daha önceden böyle bir şey yoktu. Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun böyle bir imkan sağladığı için. Eşim çalışamıyordu. Ben çalışamıyordum engelli çocuklardan dolayı. Onun için çok zorluklar yaşadım ben. Yiyecek ekmek bulamıyordum. Çünkü çalışamıyorum. Gelir yok. Hiçbir şey yok. Tabii ki bu bakım ücretinden dolayı hem çocuklara istediklerini sağlıyoruz, hem evi geçindiriyoruz. Babasıyla birlikte tek tek giyindiriyoruz, eşim de yardım ederek. Sonra tek tek arabaya bindiriyoruz, kendimizi çocuklara adadık. Hiçbir yerde çalışamıyoruz. Zor geçiniyoruz ama şükür. Devletimiz evet, sağ olsun, Allah razı olsun. Bu kadarına da şükür. Üç tane engelli çocuğum var. Üç tane engelli çocukla mücadele ediyoruz hanımla beraber. Bunları okul çağında, ilkokul çağında iken çalışıyordum ama ortaokul, lise çağına gelince işi bırakmak zorunda kaldım. Ondan bu yana çalışmıyorum. Bu arada devletimizin verdiği bir imkanlarla, Allah razı olsun devletimizden o imkanlarla evi de geçindirmeye çalışıyorum. Çocukları da kuruma, istedikleri yerlere
götürmeye çalışıyorum. Haftada bir gün Sakarya'ya gelişim, rehabilitasyon, fizik tedaviye götürüyorum. Sabah kalkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Artık Allah'ın verdiğini yiyoruz. Sonra tek tek hanımla beraber giydiririz, arabaya bindiririz. Kendi aracımla götürüyorum. Orada bir iki saat beklemek zorundayım, üç tane engelli oldukları için. Fizik tedavi sonra tekrar geliriz. Yani eve artık bütün hayatımızı çocuklara adadık hanımla beraber. Çünkü başka kim yani şey olmadığı sürece mecbur kendimizi çocuklara adadığımız yani engelli oldukları için çocuklara adadık kendimizi. Sınava hazırlanıyorlar, üniversite sınavına hazırlanıyorlar. İnşallah onu da kazanırlar. Dışarıdan okumayı tercih ettiler. Biz de artık sınava götürürüz, getiririz. Çok şükür annemle babam her zaman da söylerim. Şu hayattaki en büyük şansım onlar benim. Gerçekten. Eğer bugün babama babacığım benim şu ihtiyacım var diyebiliyorsam o yine onun sayesinde. Anneme anne şu sıkıntım var diyebiliyorsam yine onlar sayesinde. Derdimi, mutluluğumu, her şeyimi paylaşabiliyorsam onların şu noktaya getirme çabalarından dolayıdır. Her şey onların sayesinde. Okumamda, fiziksel eğitimimde her şey onların sayesinde. Çok şükür. Hep bana ve kardeşlerime destek oldular. Hayatlarını biz dünyaya geldikten sonra tamamen bize adadılar. Ben muhasebeci olmak istiyorum. Ama bir evde iki...